Özel bir hastanenin sponsorluğunu üstlendi. Gazeteci yazar Tuluhan Tekelioğlu'nun organ bağışına dikkat çekmek için yazıp yönettiği Yeni Hayat belgeseli Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gösterime girdi. Toplamda hal istedim. Organ nakli yapılarak yeniden hayata tutunanların hikayelerini anlatıldığı Yeni Hayat belgeseli Samsunlular tarafından büyük beğeni aldı. Belgesel gösterimi sonrası 128 kişi organlarını bağışladı. Vali İbrahim Şahin ise Samsun'un organ bağışı konusunda çok ileride olduğunu söyledi. Efendim tabii biraz belki duygusallığımdan da kaynaklanıyor. Bu belgeseli izlediğimde böyle gözlerim doldu ama bir taraftan da kendimi sıktım. Hem çok duygusal, dramatik, aynı zamanda sevindirici. Hele o kız çocuğunun böyle içten gülerek sevincini paylaşıyor olması herhalde bir dünyaya değer. Onun için siz doktorlar çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Sizi kutluyorum. Acı çekmeksizin öldükten sonra organınız bir insana hayat veriyor. Bundan daha basit, daha kolay sevap kazanma yöntemi de olur mu? Veya bir insana hayat kazandırılabilir mi? Bir de inanan insanlar için öbür tarafta sevaphanesine güzel şeyler yazdırılabilir mi bilmiyorum. Onun için organ bağışında bulunmak isteyenlerin herhalde çok rahatlıkla bu tarz işleri, dizileri, belgeselleri izledikten sonra bağışlayacaklarını düşünüyorum. Gazeteci yazar Tuluhan Tekelioğlu, organ bağışına dikkat çekmek için bu belgeseli hazırladığını belirtti. Yeni Hayat'ın bütün amacım Yeni Hayat'la 2015 yılında 1000 organ bağışçısı kazandırmak. 1000 aslında size çok az bir rakam gibi gelebilir ama ülkemizdeki organ bağışlama oranının 1/3 olduğunu düşünürsek aslında hiç az bir rakam değil. Bu yüzden Yeni Hayat'ı çektikten sonra Yeni Hayat'ın bir misyonu da olsun istedim. Bu filmle birebir kaç kişi organ bağışlayacak merak ettim. Bütün Türkiye'ye dolaşmaya çıktım. Samsun 3. kentimiz. Önce Antakya'daydık, sonra Trabzon'daydık ve şimdi Samsun'dayız. Samsun'a ben ilk kez geliyorum ama insanların ilgisi ve bütün burada gösterdiği tepkiler, salonun full olması bu soğuk ve karlı havada beni çok mutlu etti. Yeni Hayat şöyle bir filmdir. Hiç bilmediğiniz bir dünyanın içine giriyorsunuz ve o hiç bilmediğiniz dünyanın içinde aslında sizin de olabileceğinizi görüyorsunuz. Çünkü bir gün hepimizin bir organa ihtiyacı olabilir. Bu filmde bunu anlatmak istiyorum. Ve 60 bin kişi Türkiye'de organ bekliyor.